Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber daha önce kullandığım Apple Watch'un kutu açılımını paylaşmak istedim. Saati daha önce kullanmıştım fakat kutu içinde neler var detaylarını sizlerle beraber paylaşmak istedim. Hep beraber şu an kutuyu bir açalım bakalım. Evet arkadaşlar, kutu burada. Saati daha önce kullandığım için kutusuyla açık durumda. Yalnız kutunun içinde neler var, neler çıktı, detayları neler? Hep beraber açalım. Şöyle başlayalım. Saatimiz 4 serisi 44 mm çapında grey renginde. Şöyle ilk başta şunu açalım, kemerini açalım. Orijinal kemeri kullanmadım. Çünkü daha önce şöyle bir kemer kullanıyordum. Sport kemer. Bir de şöyle bir şey. İnternetten istemiştik. Hala açmadım. Bugün sizlerle beraber açalım bakalım nasıl bir şey. Şöyle mıknatıslı demir kemer. Yalnız bu rahat olmuyor. Bileğe takınca, kola takınca daha doğrusu erkekler için sıkıntı yaratıyor çünkü kolları çekiyor. O yüzden ben daha rahat olan şöyle spor olanı kullanıyorum. Bir de içinde orijinal olan vardı. Onu da şu an sizinle beraber açacağım. Bakalım nasıl bir şey bu. Daha kullanmadım. Ama belki bugünden sonra kullanmaya başlayacağım. Şöyle. Şu medium large. Şurada yazıyor. Medium large olanı. Şu da small medium olanı. Açalım bakalım nasıl bir şey. Deri. Deri kemer. Siyah renginde. Medium large olanı. Bu da small medium olanı. Böyle kutusu şöyle. Burada nasıl takılacağını, nasıl kullanılacağını gösteriyor. Detayları burada geçiriyoruz. Buradan da şöyle. Şurada küçük bir düğmesi var. Onu basıyoruz. Ondan sonra da kemeri şöyle geçiyoruz oraya. Şu an saate geçelim. Dediğim gibi saati daha önce kullanıyordum. Yalnız içine bıraktım. Beraber açalım. Beraber görmüş olalım diye. 44 mm. 4 seri 4. Silver alüminyum, gümüş alüminyum. Şöyle kutusu. Apple'ın olduğu yer, saatin olduğu yer. Tam da geçirmişler. Saat böyle. Üzerinde koruması olduğu için tam içine yerleştiremedim. Daha önce içine tam yerleşiyordu. Yalnız şu an koruma olduğu için üzerinde tam yetmiyor içine. Sığmıyor gördüğünüz gibi. Yalnız böyle. Bunun içinde geliyor. 44 mm. 4 serisi. Şöyle göstereyim. Şuraya bırakalım. Saat böyle bir şey. Gümüş, alüminyum, 44 mm, 4 serisi. Birazdan içine de beraber bakarız. Şöyle bırakayım. Burada saatin kullanımı, nasıl açıyoruz, nasıl kapatıyoruz, kadranı, saat kadranı, işte düğmeleri falan filan şurada. Kullanım kılavuzu diğer dillerde. Şöyle bırakalım. Bu da kutunun kendisi orijinal. Saatin olduğu yer. Şarj yeri. Şöyle. Şarjı da normal zaten Apple gibi. iPhone telefonların olduğu şarj gibi. Şurası USB girişi. Şöyle takıyoruz. Normal bildiğiniz gibi USB girişini. Şurayı da saatin altına mıknatısla geçiriyoruz. Prize taktık mı şarj oluyor zaten. Şöyle gördüğünüz gibi. Kendi kendine direkt yakalıyor. Evet arkadaşlar, şimdi sizinle beraber saatin içine bir gelelim bakalım nasıl gözüküyor. Şöyle şurada düğmeye basıyoruz. Şifreniz varsa her şifre çıkıyor. Hemen şifreye girelim. Şöyle. Kadına da istediğiniz resmi koyabiliyorsunuz. Şöyle basıp resim değişikliğini istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz burada. Şöyle gördüğünüz gibi özel bir şey de ekleyebiliyorsunuz. Şöyle bir sürü kadranlar var. Sport olanlar. Şöyle klasik olanlar.
hava durumunu gösteren, dünya saatini gösteren bir sürü değişik kadranlar seçebilirsiniz. Benimki şöyle Fenerbahçe, Ülker Stadyumu, Şükrü Saracoğlu. Neyse saat için içine gelen. Şurada. Şöyle. Dijital kradan da istediğiniz gibi yukarı aşağı inebiliyorsunuz. Bir de iPhone'un içinden Apple Watch uygulamasına giriyoruz. Bağlı olduğu şekilde şu an bağlı değil. İçinden istediğimiz kadranı seçip değiştirebiliyoruz. Geri kalan özellikleri de şöyle ekleyip çıkarabiliyoruz. Fitness olsun, nefes olsun, mesaj, müzik, Spotify, Apple Store, borsa, her türlü eklemeyi Apple Watch'a direkt aktarabiliyoruz ya da silebiliyoruz. Genel ayarları yapabiliyoruz şöyle. Kadranlar, istediğiniz kadranı seçebiliyorsunuz. Resim ekleyebiliyorsunuz. Şöyle. Evet arkadaşlar, sizinle beraber kemerleri takalım. Sizinle beraber açtım, bunu kullanmaya devam edeceğim. Şöyle geçiriyoruz, direkt zaten oturuyor, yerleşiyor yerine. Şu tarafı takalım. Şöyle geçiriyoruz, yerleşiyor yerine. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.